Meme kanseri belirtileri ortaya çıktıktan sonra hastaya neler yapmamız gerekiyor? Evet. Kişi mutlaka bir genel cerrahi doktoruna gitmesi gerekir. Genel cerrahi doktoru hastayı muayenesini yapacak. Muayenesini yaptırdıktan sonra eğer kişi 20 ila 40 yaş arasındaysa bu hastalarda mamografi yapılmasını önermiyoruz. Bu mamografi o kişiye zarar vereceği anlamında asla değil. Meme dokusunun içerisindeki meme dokusunun içerisinde yağlı doku biraz daha fazla olduğu için 20-40 yaş arasında mamografide içerisinde bir tümör bile olmuş olsa onu görememiş oluyoruz ve onun için de bize yanlış yönlendirir. Bundan dolayı da 20 ila 40 yaş arası kişiye, hastaya meme ultrasonuyla teşhis koymamız gerekmektedir. Bu bir. İkincisi, 40 yaş üzerinde ise meme ultrasonu artı mamografi yapılması gerekiyor. Yine teşhiste aklımızda soru işaretleri kaldıysa o zaman meme MR'ı çekilmesi gerekmektedir. Bunlar yapıldıktan sonra hastanın memesindeki kitle acaba uzak organ dediğimiz başka organlara sıçrayıp sıçramadığını, metastaz yapıp yapmadığını görebilmek için de tüm vücudu gösterecek şekilde PET-CT dediğimiz bütün vücut taramasının görüntülemesi yapılması gerekir. Bu radyolojik bir testtir. Veya hastanın bütün vücudunu göstermek adına akciğer tomografisini, tüm batın MR'ını ve tüm vücut kemik sintigrafisini isteyip, beyin MR'ını da isteyip bunların hepsini değerlendirip başka organlara sıçrayıp sıçramadığını göstermek adına bu teşhis yöntemlerini kullanmaktayız.